3 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri x artı 1 eşittir a demiş. 6 üzeri x'i istemiş. Önce bize verilen bu ifadeyi bir toparlamamız lazım. 3 üzeri x bölü 3 2 üzeri x çarpı 2 eşittir a. Burada 3 üzeri x ve 2 üzeri x'in çarpımı bize 6 üzeri x'i verecek. Çarpı 2 bölü 3 eşittir a olacak. O zaman 6 üzeri x'i çekeceksek 3a bölü 2'yi elde etmiş olacağız. 3 üzeri x eşittir 7, 7 üzeri y eşittir 9 diye bir eşitlik verilmiş. Biraz sonra bununla ilgili bir kural da vereceğiz. O kuralla da sorular çözeceğiz. Ama burada o kuraldan bağımsız çözmeye çalışalım. 49 üzeri xy eksi 3 üzeri xy sorulmuş. 49, 7'nin karesi şeklinde yazılır. Xy diye yazalım. Hatta bizim elimizde bilgi olarak 7 üzeri y olduğu için biz bunu 7 üzeri y'nin 2x kuvveti olarak yazalım. 7 üzeri y dediğimiz sayı 9. O zaman 9 üzeri 2x'i arıyoruz. Toparlayalım. 9 dediğimiz sayı 3 üzeri 2 olduğu için 3 üzeri 4x'i elde etmiş olduk. Bu da 3 üzeri x'in 4. kuvveti olacak. 3 üzeri x dediğimiz sayı 7 üzeri 4'e eşit olmuş olacak. Diğeri de 3 üzeri x'ye. 3 üzeri x'ye ifadesinde de bunu 3 üzeri x'in y kuvveti olarak yazalım. Bunu nereden düşüneceğiz? Bize verilen bilgi 3 üzeri x bilgisi. Dolayısıyla 3 üzeri x'ye ifadesini 3 üzeri x'in y kuvveti olarak yazarsak 3 üzeri x değerine 7 yazarız. 7 üzeri y'yi arıyoruz. 7 üzeri y'yi bize verilmişti zaten. 9 oldu. O zaman cevabımız 7 üzeri 4 eksi 9 olacaktır. Yine birbiri cinsinden yazma sorularına benzer bir soru. A çarpı B çarpı C'yi sormuş bize. Burada 2 üzeri A 5 ama biz burada A'nın hangi tam sayıya hangi sayıya eşit olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bir tam sayı kuvveti değil. 5 üzeri B 7, 7 üzeri C 64 verilmiş. O zaman birbiri cinsinden yazmaya çalışalım. 2 üzeri A 5 olduğuna göre, 5 üzeri B de 7 olduğuna göre 7 gördüğümüz yere, daha sonrasında da 5 gördüğümüz yere eş değerlerini yazacağız. 5 üzeri B sayısı 7'ye eşitmiş. 5 dediğimiz sayı 2 üzeri A olduğuna göre aslında 2 üzeri A'nın B kuvveti eşittir 7 demiş olduk. Bu da üssün üssü çarpıldığı için 2 üzeri A çarpı B eşittir 7'yi vermiş oldu. Sonrasında 7 üzeri C eşitliğini kullanacağız. 7 gördüğümüz yere 2 üzeri AB yazabiliriz. O zaman 2 üzeri A çarpı B'nin C kuvveti 64'e eşit olacak. Yine aynı mantık üssün üssü çarpılır. 2 üzeri A çarpı B çarpı C 64. 64 dediğimiz sayı 2'nin 6. kuvvetidir. Dolayısıyla A çarpı B çarpı C buradan 6 çıkacaktır. Burada da bir basamak sorusu var. Basamak kavramı 10 ve 10'un kuvvetleriyle elde edilen bir kavramdır. Sayı çözümlemesinde ABC için biliyorsunuz ki birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı diyoruz. Yani basamak kavramını 10'un kuvvetleriyle elde ediyoruz. O zaman sayımızın içerisindeki 10 sayılarını bulmamız gerekiyor. Bunun için indirgemeye çalışalım. 8, 2'nin küpü, tekrar 4. kuvvet olduğu için üssü 4. 25, 5'in karesi, üssü 7 gelecek. Burayı düzenlediğimizde 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 14 göreceğiz. 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 2 diye yazdığımızda burayı 10 üzeri 12 olarak elde edeceğiz. 5 üzeri 2 sayısı da 25 olacak. Yani anlıyoruz ki bu sayının ilk 2 basamağı 25, bundan sonra geriye kalan 12 basamağı 0'dan oluşacak. 2 basamak başta var, 12'de 0 var. O zaman bu sayı toplamda 14 basamaklı bir sayı olacaktır.